Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle. Birey olarak hepimiz en basit ekonomik problemlerle boğuşuyoruz. Ekonomi yapma ve tasarruf. Peki çocuklara tasarruf yapmayı nasıl öğretebiliriz? Çocuk gelişim uzmanları ekonomik sorumluluk almak ve kuruşları biriktirmeye başlamak için yaş sınırının olmadığını belirtiyor. Küçük yaştaki öğrenciler kendi işlerini kurabilir mi? Peki 10 poundla iş kurabilir misiniz? İngiltere'de finans ve işletme alanlarında pratik dersler veren bir okulu ziyaret ediyoruz. Bournemouth şehrindeki Avonbourne Koleji'nde öğrenciler sıra dışı ve benzeri olmayan bir eğitime tabi tutuluyor. Kendilerine sağlanan 10 poundluk fonla kendi işlerini kurarak yatırım yapıyor ve kâr elde etmeye çalışıyorlar. Ufak miktarda bir parayla başlıyoruz. Risk edebileceğimiz bir miktar sadece 10 pound. Bu pratikle parayı kâra nasıl dönüştürebileceklerini görme fırsatı elde ediyoruz. Her sene olduğu gibi bu 10 poundluk yarışta büyük fikirler ortaya konuyor. Amaç genç girişimcilere eğitimleri esnasında fırsat tanımak. Öğrencilerin 10 poundla yatırım yapmaları için bir ayları var. Dani ve Georgia paralarıyla Core Green olarak adlandırdıkları hazır gıda tezgahını kurdu. Okulda adil ticaret ürünleri satarak kâra geçmenin yanı sıra kağıt ve çöplerin geri dönüşümünde öğrencilerin bilincinin arttırılması gibi sosyal amaçları da bulunuyor. Beraber iş dünyasına atılan ikili şimdiden 12 pound kâra geçmeyi başardı. Bu proje onlara kendi özgüvenlerini kazanma fırsatı veriyor. İletişim kabiliyetleri gelişiyor ve kendilerini genç iş kadınları olarak tanıtmaya başlıyorlar. 10 poundluk projeden kar sağlayanlar sadece öğrenciler değil. Projenin karlarından elde edilen gelir sosyal amaçlarda da kullanılıyor. Dani ve Georgia, Sylvester isimli maymunun bakımını üstlenerek karlarını bu yolda kullanıyor. Bir hayvanın bakımını üstlenmek harika. Buraya gelip yaptıklarımıza tanık oluyoruz. Bu projeye dahil olan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Dani ve Georgia projenin kazananları. En fazla kârı onlar elde etti. Okulda bu projeye katılmak öğrenciler arasında oldukça popüler olmaya başladı. Her teneffüste odamın kapısı çalınıyor. Okul sonrası hocam bizim yeni bir fikrimiz var diye çevremi sarıyorlar. Bu proje onlara farklı bir motivasyon sunuyor. Bu tip projelerle geleceğin girişimcileri kendi işlerini nasıl başlatabileceklerini öğrenirken bilinçli bir iş dünyasının da temellerini atıyor. Küçükken kumbaranız var mıydı? Cebinizdeki paranın bir kısmını tasarruf eder miydiniz? Küçük bir kutu ya da konserve kumbara belki işinizi görüyordu. Peki banka hesabına ne dersiniz? Tayland'da öğrenciler arasında finansal pratikleri geliştirmeye amaçlayan bir okula göz atıyoruz. Bu ilkokulda öğrenciler derse giriyor, öğlen teneffüsünde yemeklerinden sonra okul bankasına tasarruflarını yatırıyor. Uluslararası Plan Örgütü'nün Öğrenci Bankası programının bir ayağı olan projede öğrencilerin genç yaşta ekonomiyle tanışmaları amaçlanıyor. Tavan Sukyam 4. sınıf öğrencisi. Başkent Bangkok'un 200 kilometre doğusunda yaşıyor. Her gün okuldan sonra annesine kızarmış tavuk satması için yardım eden Tavan, annesinin verdiği paraları okulda bulunan bankaya yatırıyor. 2 yılda küçük kız 37 euro para biriktirdi. Öğrenci bankası projesiyle nasıl tasarruf yapabileceğimi öğrendim. Bu sayede ufak okul masraflarım için ailemden para istememe gerek kalmıyor. Gerektiğinde kendi hesabımdan çekiyorum. Ayrıca aldığım ek dersin ücretlerini de buradan düşüyorlar. 2005 yılında başlatılan proje şu anda Tayland'da 30 okula yayılmış durumda. Öğrencilerin toplam tasarrufu ise 137 bin euroyu aşıyor. Tavan'ın okulu ise 32.500 euro ile en yüksek tasarruf yapan kurum.
En başında bu fikrin işe yarayacağını pek düşünmüyordum. Öncelikle onlara nasıl tasarruf edebileceklerini öğrettik ve kendi paralarına değer vermelerini sağladık. Bu da projenin önemini doğal olarak arttırdı. Şimdi gururla söyleyebilirim ki öğrenciler okul bankasına para yatırmaktan dolayı mutlular. Bankaya başlamanın maliyeti her okul için 2000 euro. Başlangıç maliyeti daha çok bilgisayarlar, teknik malzeme ve bankacılık eğitiminden kaynaklanıyor. Proje, online bankacılık platformu bile geliştirdi. Bu sayede internet üzerinden öğrenciler hesaplarını kontrol edebiliyor. Projenin amacı daha rasyonel ekonomik planlar kurmayı öğretmek. Böylece öğrenciler ufak ölçekli bir bankayı yönetmeyi de öğreniyorlar. Okul bankası %0,2 faiz oranı sunuyor. Finans eğitimi projemizi Tayland'ın ulusal eğitim politikasının bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Öncelikli amacımız şimdi olmasa da gelecekte her öğrencinin bu tarz bir eğitimden geçecek olması. Finans ve ekonomi pratiklerinin geliştirilmesi zamanla öğrencilerin çok işine yarayacak. Şu andan itibaren bile farkı görebilmek mümkün. Projenin arkasında City Foundation bulunuyor. Hedef gelecek 5 yıl içinde her Tayland okulunda buna benzer bir yapının kurulması ve 1 milyon öğrenci hesabına ulaşmak. Proje ayrıca öğrencilere nasıl küçük çapta bir şirket kurulabilir sorusunun cevabını da sunmayı amaçlıyor. Tasarruflardan sonraki aşama öğrencilerin kendi işlerini kurabilecek kabiliyete erişmeleri. Tabii ki iyi bir finans eğitimi fakirliği yenmenin bir yolu olarak insanlara yardımcı olabilir. Amerikalı yazar ve ekonomi gurusu Alvin Hall bunu çok iyi biliyor. Fakirlik içerisinde bir çocukluk geçiren yazarla finans eğitimi hakkında konuştuk. Alvin Hall, Empire State binasının yakınında yaşamıyor. Yine de New York'un kalbindeki mütevazi binasında bir şeyin oldukça farkında. Para mekanizması nasıl çalışır? Hall, genç nesillere bu konunun eğitimini veriyor. ABD'nin güneyinde fakirlik içerisinde büyüdüm. Biraz işi şakaya vurursak o kadar fakirdik ki kendimize fakir bile diyemiyorduk. Onun yerine fa diye kesiyorduk. Eğitim Alvin'in fakirlikten çıkış bileti olmuş. Okul yıllarında ırkçı ayrımcılığın son bulduğuna tanık olan yazar, Yale Üniversitesi'nde yaz kurslarına katılma fırsatı elde eder. Katı bir elemeden sonra evde kitaplardan öğrendikleri ona yeni bir yol açar. Her akşam Dünya Ansiklopedisi'nden bir harfi okuyordum. Bir akşam S harfi, sonra T, sonra Q. Bu sayede bilgi haznemi zenginleştirdim. Sadece şurada oturup para kazanmayı öğrenmeye gidiyorum. Bu iş nasıl çalışıyormuş? Hepsini öğreneceğim diye bekleyemezsiniz. Kesinlikle hayır. Öğrencinin bu bilgiyi kendi hayatında uygulayabilmesi lazım. Ancak bu şekilde ne olduğunu kavrayabilir. Cigarettes and alcohol. Kwame, what do you waste money on? I don't waste money. You don't waste money? Come on, Jake. Beni en çok rahatsız eden nokta birçok eğitmenin matematikle ekonomi öğretimini birbirinden ayırması. Sanki iki farklı alanmış gibi sunmaları. Genç bir öğrenci okulda matematik öğrenmeye başladığında parayla nasıl baş edebilir sorusuna da giriş yapmış oluyor. Gerçek hayattan finansal meseleleri ele alarak daha çok örneklendiren bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Fakat paranın eğitimini neden almalıyız? Zaten günlük hayatta her şey paraya göre düzenleniyor. En azından okulu ve eğitimi bunun dışında tutmamız gerekmez mi? Ne kadar paraya ihtiyaç duyduğunuzu siz kendiniz belirlersiniz. Esasında işin temeli aynıdır. Mütevazi bir işteyken küçük miktarda para kazanır ve onunla uğraşırsınız. Tepede bir işte çalışıyorsanız yüksek miktar para kazanır ve özel jetle yolculuk yaparsınız. Önemli olan ekonomik dengenin sağlanması. Kendi hedeflerinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Hem kısa dönemde hem de uzun dönemde. Alvin Hall'a göre öğrenciler ekonominin kurallarının oyuncaklara sahip olmayı başladığı andan itibaren farkına varmaya başlıyor. Amaç yaşamını devam ettirmek. Para sahibi olmak ve onu bilinçli kullanmak da bunun tek yolu.
Facebook takipçilerimizden Sergi Avramenko, öğrencilere tasarruf yapmayı ve nasıl harcamaları gerektiğini öğretmenin iyi bir finans eğitiminin başı olacağını belirtiyor. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Ne düşündüğünüzü bize yazın. Şimdilik bizden bu kadar. Bütün ekip adına hoş ve esenle kalın. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.